gitmek hocam isterseniz. Bizde tablet var mı, Tufan tableti Türkiye'de? Yok, o bizdeki yok. Tufan tableti değil mi? Tufan'dan bahsediyor. Tufan'ın yazısı tablet şeyde. Philadelphia'da var. Sonradan bulundu. Bu Nuh Tufanı değil mi? Evet diye şey diyoruz, Nuh Tufanı. Biliyorsunuz Tevrat'ta yazılı bu. Nuh Tufanı diye. Sonra Kur'an'da alınmış. Yani bak bütün diye, kutsal kitaplarda yer alan bir tufan. Bütün zaten iki kutsal kitap var ya, bir bütün diye. İncil'de pek yok. İncil'de yok çünkü yok. İncil zaten kutsal İncil'de, kitap değil. O da kutsal. Hayır yani orijinal olmadığı için kutsal değil diyoruz yani. Yok, kutsal ya, onlara ait kutsal. Yapmayın. Yarı kutsal diyelim yani. Tanrı kelamı değil. Değişmiş. Kutsal diyorlar. Onlardan da ona tamam, göre kutsal. Şey tamam, yapıyorlar. Her şey kutsal. Evet. Yazılı her şey kutsal zaten hocam. Evet. Tanrı'dan geldi diye evet. Biz kutsal. Evet. Bu yani şeyde evvela. Nuh Tufanı Orta Asya'da oluyor. Evet. Başta böyle bir şey yoktu Orta Asya'da falan. Diye, tabii bu ki. Aslında Tevrat'ta yazılı. Ondan hocam sonra, nedir o inancın temeli? Efendim? O inancın temeli nedir? İşte onun inancın temeline ben gitmeye çalıştım. Bu inancın Sümerler'de bu evvela Tevrat'ta yazılı olarak çıktı. Ondan sonra Mezopotamya'da Gılgamış Destanı'nın arkasında bu aynı konu yazıldı. Sonra bir bakıldı. Daha önceden bir Atrahasis'te bir şey var. Onunla bir Akatça tekrar bir Sümer yani tufan Akatça dendi ama daha önce yazılan Sümerce olan bir tufan hikayesi bulundu. Yani bunların Sümer'den kaynaklandığı anlaşıldı. Ama nerede olduğu mevzu uzun münakaşalar hala münakaşa vaziyetinde. Yani şeyde bütün son zamanda Karadeniz'de olduğu mevzu evet. Oldu. Hakikaten güzeldi. Benim bir hayli ona aklım yatar gibi oldu ama Sümerlerle bir bağlantı bulamadım. Anlatabildim mi? Onun bir bağlantı lazım dedim. Sonra işte ben bir kitap, onu getirmedim buraya. Bir kitap geldi elime. Bu şeyde Erzurum Üniversitesi'nde yazılmış. Aral'ın Sırları diye. Onu okuyunca Aral'ın Sırları. Çok şaşırdım, bilmiyordum doğrusu. Yani şeyde muazzam bu jeolojik olarak ispatlanmış bu şeyden sonra son buzul çağında muazzam taşkınlıklar olmuş. Türklerin yaşadığı bölgelerde şey olan Turan Ovası deniz olmuş. Deniz olmuş. Aral dolmuş. Aral Hazer'i doldurmuş. Hazer bizim Anadolu'ya taşmış ve Diyarbakır Denizi oluşturmuş. Hatta buz çağının sonunda şey, buzların erimesiyle beraber olduğunu söylenir bunun. Böyle büyük bir şey. Şimdi ben bunu okuduktan bir kere bunu okudum. İkincisi şeylerde Asya bizim Türklerde yani Asya'da yerel tufan hikayelerini okudum. Onlar yabancılar bulmuşlar. Yani bak hocam diye. Acaba o tufan değil de bu Türklerin dere yatağına ev yapma geleneğinden olmuş bir şey olabilir mi? Yok. Evet. Ama biliyor musunuz Türkler asla ovada olsa bir yere gittikleri zaman tepeye şey edirlermiş. Ev yaparlar. Ev yerleşirlermiş. O diyor. Ama hocam Türklerin ev yapma geleneği yok ki, çadırda yaşıyorlar zaten. Hocam var muhakkak var. Çok şeyler çıkacak. Şimdi yeni kazılarla pek çok şeyler çıkıyor ya. Yeni Orta Asya'da çok şeyler bulmaya başladılar. Türkmenistan'da çok şey buldular yine. Çok şeyler. Vallahi benim bildiğim Türkler Lazlarla tanışınca ev yapma geleneği yok. Lazlarla tanışınca Laz müteahhitler çıkıyor. Onlar Türkler ev yapmaya. Vallahi da hiç şey. Evet onlar bir görür görmez yapıyorlar. Allah razı olsun diye. ama hakikaten şimdi şeydi bulduklarını söylediler o. Yani Orhun kitabelerinin olduğu yerde ev evet. Yerleri bulduklarını söylüyorlar. Yerleşim merkezleri buldular. Yerleşim evet. Mahalleleri buldukları söyleniyor.
Hani çok şeyler çıkacak şimdi. Bilmiyoruz şimdiye kadar Orta Asya'yla. Şimdi benim bu şeyde, yani bu tufan hikayeleri tamamıyla Sümerlere uyuyor. Hani din kitaplarındakine değil ama Sümerlerin hikayesine uyuyor. E öyle olunca demek ki aynı hikaye. Hocam fark ne? Din kitaplarıyla Sümer tabletleri arasında. Şimdi din kitabında şey de diyor ki Kur'an'daki o kadar değil ama Tevrat'taki 40 gün 40 gece devam etti. Ondan sonra kurtulana şey veriyor, 950 yıl ömür veriyor Tanrı. Halbuki Sümer'de 7 gün 7 gece yahut 6 gün 7 gece sürüyor. Kurtulan Tanrı oluyor. Tanrılaşıyor. Türk efsanelerinde de Tanrı oluyor. Ve kurtulan, tufandan kurtulan. 7 gün 7 gece sürüyor. Bu demektir ki aynı köken. Yani Sümerlerle aynı köken demektir. Bu kadar yakın olabilir mi? Sonra şey ettikleri o yani Türkitlerde olan tufan hikayelerinde Aral'ın orada bir yer varmış. Bugün şimdi kara olmuş. Gemi yapılan yer adı. O gemi yapılan yerden sözde gemiyi yapmış Nuh. Ondan sonra ona binerek Aral'ı geçiyor, Hazar'ı geçiyor ve Anadolu'ya geliyor. Cudi Dağı'na yanaşıyor. Cudi Dağı'na, evet, öyle. Ve orada 250 yıl kalıyorlar.